Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Kızıl Saçlılar Kulübü Geçen yıl sonbaharda dostum Sherlock Holmes'e uğradığımda onu kızıl saçlı, parlak yüzlü, güçlü yapılı, yaşlıca bir adamla koyu bir sohbete dalmış halde buldum. Rahatsız ettiğim için özür dileyerek odadan çıkacaktım ki Holmes aniden beni odaya çekti ve arkamdan kapıyı kapattı. Daha iyi bir zamanda gelemezdin dostum Watson, dedi içten bir şekilde. Meşgul olduğunu düşündüm. Öyleyim hem de çok. O halde yan odada bekleyebilirim. Kesinlikle gereksiz. Bu beyefendi en başarılı vakalarımda ortağım ve yardımcım olmuştur. Ve hiç şüphem yok ki sizin meselenizde de aynı şekilde yardımcı olacaktır. Bay Wilson? Adam oturduğu yerden kalkarak belli belirsiz bir selam verdi ve küçük, kıpır kıpır gözleriyle beni süzmeye başladı. ''Kanepeye otur.'' dedi Holmes koltuğuna gömülerek. Böyle durumlarda alışkanlık edinmiş olduğu gibi ellerinin parmak uçlarını bir araya getirmişti. ''Senin de benim gibi olağanın ve günlük hayatın sıradanlığının dışındaki garipliklerden hoşlandığını biliyorum sevgili Watson. Benim küçük maceralarımı darılma ama biraz da süsleyerek anlatma hevesinden anlaşılıyor bu.'' Senin vakaların bana her zaman ilginç gelmiştir, dedim. Geçen gün Mary Sutherland'ın o çok basit problemiyle karşılaştığımızda, garip ve sıra dışı olaylar için hayatın kendisine bakmamız gerektiğini, çünkü hayatın her zaman hayal gücünün ötesinde örnekler sunduğunu söylediğimi hatırlıyorsundur. Hala şüpheyle karşıladığım bir düşünce. Buna eminim doktor. Fakat şimdi sana sıralayacağım gerçekleri duyunca bu kararından vazgeçecek ve benim haklı olduğumu göreceksin. Bay Jabez Wilson bu sabah bana geldi ve uzun zamandır dinlediğim en garip hikayelerden birini anlatmaya başladı. Daha önceden böyle şeylerin büyük değil daha çok küçük suçlarda görüldüğünü, hatta bazen ortada gerçekten suç olup olmadığının bile şüpheli olduğunu söylediğimi duymuşsundur. Şimdiye kadar anlatılanlardan bir suçun söz konusu olup olmadığını şu an için söylemem imkansız. Fakat olayların gidişatı çok ilginç. Bay Wilson belki de hikayenizi yeniden anlatma nezaketinde bulunursunuz. Bunu sadece dostum Doktor Watson duysun diye değil. Ben bu garip hikayenin en ince ayrıntılarını tekrar gözden geçirebileyim diye de istiyorum. Kural olarak bir olayın gidişatını dinlediğimde hafızamdaki binlerce benzer vakayı tarayıp olayı tamamlarım. Oysa şu an dinlediğim hikayenin benzersiz olduğunu kabul etmeliyim. İri yarı müşteri sanki biraz da kibirle göğsünü kabarttı ve paltosunun cebinden kirli, kırışmış bir gazete çıkardı. Adam gazeteyi dizine koymuş, başını öne eğmiş, reklam köşesine bakarken ben de dostumun yaptığı gibi kıyafeti ve görünüşünden ipuçları çıkarmak için adamı iyice incelemeye koyuldum. İncelememden fazla bir şey çıkaramadığımı itiraf etmeliyim. Konuğumuz ortalama bir İngiliz tüccarının bütün özelliklerini göstermekteydi. Şişman, kibirli ve ağırkanlı. Üstünde fazlasıyla bol, kareli bir pantolon ve önü iliklenmemiş, pek temiz olmayan bir ceket vardı. Pasaklı yeleğinde pirinçten bir zincirle tutturulmuş köşeli bir metal parçası süs olarak sallanıyordu. Eskimiş şapkası ve kadife yakalı solmuş kahverengi paltosu yanındaki sandalyede duruyordu. Parlak kızıl kafası ve kederli, mutsuz ifadesi dışında dikkat çekici pek bir şey yoktu. Sherlock Holmes bir an yaptığımı fark ederek kafasını salladı ve meraklı bakışlarımı görerek gülümsedi. Beyefendinin bir zamanlar bilek gücüyle çalıştığı, enfiye çektiği, mason olduğu, Çin'e gittiği ve son zamanlarda çok yazı yazdığı dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bay Jabez Wilson oturduğu yerden fırladı. Baş parmağı gazetenin üzerinde, bakışları ise Holmes'taydı. ''Tanrı aşkına Bay Holmes, bütün bunları nasıl bildiniz?'' diye sordu. ''Mesela bilek gücüyle çalıştığımı nasıl anladınız? Gerçekten de iş hayatına bir gemi marangozu olarak başladım.'' ''Elleriniz beyefendi, sağ eliniz sol elinizden epeyce büyük. Onunla çalışmışsınız ve kaslarınız da ona göre gelişmiş.'' ''Peki ya enfiye, ya masonluk?'' Birliğinizin katı kurallarına karşı gelmek istemem ama göğsünüzdeki rozet bunu gösteriyor. Aa elbette. Nasıl da unutmuşum. Ya yazı? Sağ kolluğunuzda oldukça parlak bir bölge var. Ve sol kolluğunuz üzerine yaslanmaktan düzleşmiş. Peki Çin? Sağ bileğinizin hemen üstündeki balık dövmesi sadece Çin'de yapılmış olabilir. Dövmeler üzerine küçük bir çalışma yapmıştım. Hatta çalışmam bu konuyla ilgili literatüre bile girdi. Balığın yüzgeçleri üzerindeki zarif pembelik tamamen Çin'e özgü. Ayrıca saatinizin zincirinde bir Çin parası asılı olduğunu da görünce her şey tamamlanmış oluyor. Bay Cevız Wilson kahkahalarla güldü. Ben de sandım ki, dedi, önce yaptığınızın dahice olduğunu düşünmüştüm ama şimdi görüyorum ki o kadar da mühim bir şey değilmiş. Sanırım bazı şeyleri açıklamakla hata ediyorum Watson, dedi Holmes. Bilirsin, Orne Ignotum Pro Magnifico. Ve böyle açık sözlü olmaya devam edersem, küçük şöhretim sönecek. Neyse, bize ilanı gösterebilir misiniz Bay Wilson? Evet, zaten bulmuştum, diye cevap verdi. Kalın kızarmış parmağını sütunun üzerinde tutarak. İşte burada, her şey bununla başladı. Kendiniz okuyun bayım. Gazeteyi alarak okumaya başladım. Kızıl Saçlılar Kulübü'ne. Amerika Birleşik Devletleri, Pensilvanya. Lebanonlu Ezekias Hopkins'in vasiyeti ve isteği üzerine. Haftada 4 sterline çalışabilecek bir kulüp üyesi aranmaktadır. Bu ilan, vücudu ve zihni kuvvetli, 21 yaşından büyük, kızıl saçlı herkese açıktır. Başvurular pazartesi saat 11'de. Pops Court Fleet Sokağı'ndaki kulüp binasında Duncan Rosa şahsen yapılacaktır. Bu da ne demek diye söze girdim. Bu garip ilanı ikinci kez okuduktan sonra. Holmes, keyfi yerinde olduğu zamanlar yaptığı gibi oturduğu yerde kıkırdıyordu. Biraz alışılmadık, değil mi?" dedi. "Şimdi Bay Wilson, bize kendinizden, ailenizden ve bu ilanın hayatınızda yol açtığı değişikliklerden bahsetmeye başlayabilirsiniz. Doktor, önce siz gazeteye ve yayımlandığı tarihe bir bakın." 27 Nisan 1890 tarihli The Morning Chronicle. Tam iki ay öncesi. Çok güzel. Evet Bay Wilson. Size de anlattığım gibi Bay Sherlock Holmes dedi Jabez Wilson alnını silerek. Coburg meydanında küçük bir rehinci dükkanım var. Çok büyük değil ve son yıllarda ancak geçinebilecek kadar kazanıyorum. Eskiden iki yardımcım olurdu ama artık sadece bir tane var. O da mesleği öğrenmek için yarım maaşa razı oluyor.'' ''Bu gencin adı nedir?'' diye sordu Sherlock Holmes. ''Adı Vincent Spalding ve o kadar da genç değil aslında. Yaşını söylemek çok zor. Ondan daha zeki bir yardımcı bulamazdım herhalde. Ona verebileceğimin iki katını kolaylıkla kazanabilir aslında. Ama sonuçta o halinden memnunsa neden aklına böyle şeyler sokayım ki? Gerçekten de neden yapasınız ki? Piyasa rayicinden daha düşük bir maaşa çalışan bir elemanınız olduğu için şanslısınız.'' Günümüzün çalışanları için pek sık rastlanan bir şey değil. Acaba yardımcınızın özellikleri anlattığınız kadar iyi mi? Aa, onun bazı kusurları var tabii, dedi Bay Wilson. Onun kadar fotoğraf delisi biri yoktur herhalde. İşinde kendini geliştireceği yerde eline fotoğraf makinesini alıp dışarı fırlar ve resimlerini tab etmek için tavşanın deliğine girdiği gibi kilere iner ve bir daha da çıkmaz. En büyük kusuru bu. Bunun dışında iyi bir işçidir.'' İçinde hiç kötülük yoktur. Hala sizinle çalışıyor sanırım. Evet beyefendi. O ve ara sıra yemek yapıp ortalığı temizleyen 14 yaşında bir kız. Evimdeki bütün insanlar bunlar. Çünkü dulum ve hiç çocuğum olmadı. Üçümüz sessiz, sakin yaşayıp gidiyoruz. Hiçbir şey yapmasak da başımızı sokacak bir evimiz var ve en azından borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Ama düzenimizi bozan ilk şey bu ilan oldu. 8 hafta önce Spalding elinde bu gazeteyle büroya gelip şöyle dedi. Keşke kızıl saçlı olsaydım Bay Wilson. O da neden diye sordu. Bakın dedi. Kızıl saçlılar kulübü yeni bir iş ilanı daha vermiş. Oldukça iyi bir maaş veriyorlar ve anladığım kadarıyla hala eleman açıkları var. Adamlar ellerindeki parayla ne yapacaklarını bilemiyorlar herhalde. Saçımın rengini değiştirebilecek olsaydım hiç düşünmeden atlardım. Bu kulüp deneyin nesi diye sordum. Evden sık çıkan bir adam değildim Bay Holmes. İşimle evim aynı yerde olduğu için bazen haftalarca evin kapısından öteye adım atmadığım olur. Bu yüzden dışarıda neler olup bittiğinden pek haberim olmuyor. Ve dolayısıyla böyle haberleri dinlemek hoşuma gidiyor. Neyse kızıl saçlar kulübünü duymadınız mı? diye sordu yardımcım gözlerini açarak. Hiç duymadım. Bu gerçekten garip biliyor musunuz? Çünkü işlerinden biri tam size göre aslında. Peki ne veriyorlarmış diye sordum. Yılda bir iki yüz ama iş çok basit. Bir yandan da asıl işinize devam edebilirsiniz. Tahmin edersiniz ki buna kulak kabarttım. Çünkü birkaç yıldır işler pek iyi gitmiyordu. Ve yılda birkaç yüz sterlin durumumu düzeltmeye yeterdi. Bana her şeyi anlat dedim. Bakın dedi ilanı göstererek. Kulüp bir eleman arıyor. Başvuracağınız adres de burada yazılı. Kulüp Bildiğim kadarıyla Ezekiel Hopkins adında tuhaf bir Amerikalı milyoner tarafından kurulmuş. Kendisi de kızıl saçlıymış ve bütün kızıl saçlılara büyük bir sempatisi varmış. Bu yüzden öldükten sonra mirasının kızıl saçlı insanlara kolaylık sağlamayı amaçlayan bir vakıf kurulmasına kullanılmasını istemiş. Duyduğum kadarıyla maaş çok iyi, iş de çok basitmiş. Fakat dedim, başvuracak milyonlarca kızıl saçlı vardır herhalde. Düşündüğünüz kadar çok değil diye cevap verdi. Zaten bu ilanlar Londralı ve yetişkin insanlarla sınırlı. Bu Amerikalı iş hayatına gençken Londra'da başlamış ve vefa borcunu böyle ödemek istemiş. Yine söylenenlere göre saçın açık veya koyu kızıl olması yetmiyormuş. Sizinki gibi parlak kırmızı olması gerekiyormuş. İşte Bay Wilson, eğer başvursaydınız hemen işe alınırdınız. Ama belki de birkaç yüz sterlin için değmez. Sizin de gördüğünüz gibi baylar benim saçım çok parlak bir kızıl renge sahip ve bu konuda benimle yarışabilecek kimse olmadığını düşündüm. Vincent Spalding bu konuda çok şey biliyor gibiydi. Bu yüzden bir yararı dokunacağını düşünerek kepenkleri kapatıp benimle gelmesini söyledim. Zaten o da böyle bir tatile çok hevesliydi. İlanda verilen adrese doğru yola çıktık. Böyle bir görüntüyü bir daha görmek istemem Bay Holmes. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan saçında en ufak Kızıl bir ton bulunan herkes şehre gelmiş adresi soruyordu. Fleet Sokağı kızıl saçlı insanlarla dolup taşıyordu. Popscourt bir manavın portakal tezgahına dönmüştü. Ülkemizde kızıl saçlıların bu denli fazla olduğunu bilmiyordum. Her ton vardı; saman, limon, portakal, kiremit, ciğer, kil. Fakat Spalding'in dediği gibi canlı, parlak kırmızı yoktu. Ben olsam bu kalabalığı görüp vazgeçerdim ama Spalding'e söz geçiremedim. Nasıl becerdi bilmem. İterek, çekerek, sürükleyerek beni bir şekilde kalabalığın arasından çıkarıp büronun önündeki merdivenlere kadar getirdi. İki yönde hareket vardı. Bazıları umutla yukarı çıkıyor, diğerleri üzgün geri dönüyordu. Elimizden geldiğince ilerledik ve sonunda büroya girebildik. Yaşadıklarınız çok ilginç diyerek araya girdi Holmes. Müşterisi bir an durakladığında ve hafızasını tazelemek için biraz enfiye çekti. Lütfen ilginç hikayenize devam edin. Büroda birkaç sandalye ve ardında benden daha kızıl saçlı küçük bir adamın oturduğu bir masadan başka bir şey yoktu. Gelen her adaya bir şeyler söylüyor ve her seferinde onları eleyerek birkaç kusur bulabiliyordu. İşe kabul edilmek o kadar da kolay görünmüyordu. Fakat sıra bize geldiğinde bu küçük adam bana herkesten daha iyi davrandı. Ve özel olarak konuşabilmemiz için kapıyı kapattı. Bu Bay James Wilson dedi yardımcım. Kulüpte işe girmek istiyor. Ve kendisi bu işe çok uygun diye cevap verdi diğeri. Fakat takdir edersiniz ki biz de bazı önlemler aldık. Bunu söyledikten sonra iki eliyle saçlarımı kavradı ve ben acı içinde buharana kadar çekti. Gözleriniz yaşardı dedi saçlarımı bırakarak. Kusura bakmayın bayım. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü daha önceden iki kez Perula bir kez de Boyayla kandırıldık. Neyse sizinki hakikiymiş. Pencereye giderek var gücüyle işin alındığını bağırdı. Aşağıda bir uğultu koptu ve herkes farklı yönlere doğru gözden kayboldu. Artık ben ve patronum dışında başka kızı saçlı kalmamıştı. Benim adım dedi Duncan Rose. ve ben kendim de soylu veli nimetimizin vakfından yararlanan bir emekliyim. Evli misiniz Bay Wilson? Çocuklarınız var mı olmadığını söylediğimde yüzü aniden asıldı. ''Aman tanrım'' dedi. ''Bu gerçekten çok kötü. Bunu duyduğuma üzüldüm. Çünkü vakıf, kızıl saçlıların hem devamını sağlamayı hem de çoğalmalarını amaçlar. Bekar olmanız büyük talihsizlik.'' Bunun üzerine Bay Holmes benim de yüzüm asıldı çünkü işi alamayacağımı sandım. Fakat adam birkaç dakika düşündükten sonra önemli olmadığını söyledi. Bir başkası olsaydı Ciddi bir eksiklik sayılırdı. Fakat sizin gibi saçları olan biri için kuralları biraz esnetmeliyiz dedi. Yeni işinize ne zaman başlayabilirsiniz? E, biraz aptalca gelebilir ama zaten bir işim var dedim. Aa önemli değil Bay Wilson dedi Vincent Spalding. Bunu halledebileceğime inanıyorum. Hangi saatlerde çalışacağım diye sordum. 10 ile 12 arası. Bir rehinci en çok akşamları çalışır Bay Holmes. Özellikle de ödeme gününden önceki perşembe ve cuma akşamları. Bu yüzden sabahları çalışmak bana uyardı. Kaldı ki yardımcım işi iyi biliyordu ve bir şey olduğunda ilgilenebilirdi. Bu bana çok uygun dedim. Peki ya ücret? Haftada 4 sterlin. Ya yapılacak iş? Tamamen göstermelik. Tamamen göstermelik derken ne demek istiyorsunuz? Bütün mesai boyunca büroda ya da en azından binada olmak zorundasınız. Eğer dışarı çıkarsanız işi sonsuza kadar kaybedersiniz. Vasiyet bu konuda çok açık. Aksi takdirde şartlara uymamış olursunuz. Zaten günde sadece 4 saat bu yüzden dışarı çıkmayı hiç düşünmem dedim. Hiçbir bahane kabul edilmez dedi Bay Duncan Rose. Ne hastalık ne iş ne de başka bir şey. Hep büroda olmanız gerekiyor yoksa işi unutun. Peki yapılacak iş nedir? Britanik ansiklopedisinin kopyasını çıkarmak. İlk cildinden başlarsınız. Kendi mürekkebinizi, kalemlerinizi ve kurutma kağıdınızı kendiniz getiriyorsunuz. Biz sadece bu masayla sandalyeyi veriyoruz. Yarın başlar mısınız? Elbette diye cevap verdim. O halde görüşmek üzere Bay C. Bız bu konumu elde ettiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Beni kapıya kadar geçirdi ve biz yardımcımla eve döndük. O kadar mutluydum ki söyleyecek söz bulamıyordum. Bütün gün bu meseleyi düşündüm ve akşam olduğunda yine keyfim kaçmıştı. Çünkü her şeyin amacını anlayamadığım bir sahtekarlık olduğunu düşünmeye başlamıştım. Birinin böyle bir vasiyet bırakması veya Britanika ansiklopedisinin kopyasını çıkarmak gibi basit bir şey için para veriyor olmaları akla mantığa sığmıyordu. Vincent Spalding beni deşelendirmek için elinden geleni yaptı. Fakat yatma zamanı geldiğinde bu işten çekilmeyi aklıma koymuştum. Ertesi sabah farklı bir ruh haliyle uyandım ve işe bir göz atmaya karar verdim. Gidip bir şişe mürekkep, bir dolma kalem ve 7 sayfa kağıt alarak Popscourt'un yolunu tuttum. Biraz şaşkınlık ve zevkle her şeyin ayarlanmış olduğunu gördüm. Masa benim için hazırlanmıştı. Bay Duncan Ross da işe gelip gelmediğimi kontrol etmek için beni bekliyordu. A harfinden başlamamı söyledi ve beni yalnız bıraktı. Ama ara sıra her şeyin yolunda gidip gitmediğini görmek için geliyordu. Saat 2'de bana iyi günler diledi. Yazdıklarıma iltifat etti ve ben çıktıktan sonra büronun kapısını kilitledi. Bu günlerce böyle devam etti Bay Holmes. Müdür cumartesi günü gelerek haftalık 4 sterlinimi verdi. Ertesi hafta, ondan sonraki haftada hep aynıydı. Bay Duncan Ross yavaş yavaş Sadece sabahları gelmeye, bir süre sonra da hiç gelmemeye başladı. Buna rağmen odayı bir an için bile olsa terk etmeye cesaret edemedim. Çünkü ne zaman geleceğini bilemezdim. İş benim için çok iyiydi ve kaybetmeyi göze alamazdım. Böylece 8 hafta çalıştım. Fazla geçmeden B harfine başlayacağımı umuyordum. Yazdıklarımla neredeyse bir rafı doldurmuştum. Ama sonra birden bütün iş sona erdi. Sona mı erdi? Evet bayım, hem de bu sabah her zamanki gibi saat 10'da gittim ama kapı kapalı ve kilitliydi. Üstüne de bir karton yapıştırılmıştı. İşte burada kendiniz okuyun. Bir dosya kağıdı büyüklüğünde beyaz bir kartondu. Üzerinde şunlar yazıyordu. Kızıl Saçlılar Kulübü feshedilmiştir. 9 Ekim 1890 Sherlock Holmes ve ben bu kısa yazıyı ve arkasındaki üzgün yüzü inceledik. Fakat meselenin komik tarafı o kadar ağır bastı ki dayanamayıp kahkahalarla gülmeye başladık. "Ben burada komik bir şey göremiyorum." diye bağırdı müşteri, kızıl saçlarının diplerine kadar kızararak. "Bana gülmekten başka yapabileceğiniz bir şey yoksa gideyim." "Hayır, hayır." diye atıldı Holmes, adamı henüz kalktığı sandalyeye tekrar oturtarak. "Bu vakayı hayatta kaçırmam. O kadar alışılmadık ki, darılmayın ama hikayenizin biraz da komik bir tarafı var. Lütfen Yazıyı kapıda bulduktan sonra ne yaptığınızı anlatın bize şimdi. Şaşırmıştım beyefendi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra çevredeki bürolara gittim. Ama hiç kimse bir şey bilmiyordu. Son olarak giriş katında muhasebecilik yapan bina sahibine gittim. Ve Kızıl Saçlılar Kulübü'ne ne olduğunu sordum. Böyle bir şeyi hiç duymadığını söyledi. Sonra ona Bay Duncan Ross'un kim olduğunu sordum. Bu ismi ilk defa duyduğunu söyledi. ''Yani'' dedim. ''Dört numaradaki beyefendi.'' ''Ne? Kızıl saçlı adam mı?'' ''Evet. Onun adı William Morris'' dedi. ''Kendisi avukattır. Burayı kendi yerine geçene kadar geçici bir büro olarak kullanıyordu. Ama dün taşındı. Onu nerede bulabilirim?'' ''Yeni bürosunda. Bana adresi vermişti. Evet. King Edward Sokağı 17 numara. St. Paul civarı.'' ''Yola koyuldum Bay Holmes.'' Fakat adrese gittiğimde oranın bir atölye olduğunu ve kimsenin William Morris veya Duncan Ross adında birini tanımadığını gördüm. Peki o zaman ne yaptınız? Saks Coburg meydanındaki evime gittim. Yardımcım da işin içinden çıkamadı. Tek söylediği beklersen postayla haber alabileceğim oldu. Ama bu yeterli değildi Bay Holmes. Mücadele etmeden vazgeçmek istemedim. Böylece ihtiyacı olan insanlara tavsiyede bulunduğunuzu önceden duymuş olduğumdan doğruca size geldim. Çok da iyi ettiniz, dedi Holmes. Vakanız son derece ilginç. Bu yüzden bununla ilgilenmekten memnun olacağım. Anlattıklarınızdan çıkarabildiğim kadarıyla görünürden daha ciddi bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Hem de çok ciddi, dedi Bay Cevaz Wilson. Çünkü haftada dört sterlin kaybediyorum. Sizin kişisel olarak diye söze girdi Holmes. Bu garip kulüpten zarar gördüğünüzü hiç sanmıyorum. Tam tersi, yaklaşık 30 sterlin kazandınız. Üstüne üstlük A harfiyle başlayan bir sürü bilginiz oldu. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Hayır bayım. Ama ben onların kim olduklarını ve eğer gerçekten bir sahtekarlıksa, böyle bir sahtekarlık yapmadaki amaçlarını öğrenmek istiyorum. Çünkü bu bir şakaysa eğer onlara 32 sterline mal oldu. Bazı noktaları açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. İlk olarak size şunu sormak istiyorum Bay Wilson. Bu ilana dikkatinizi çeken asistanınız oldu. Kendisi sizinle ne kadar zamandır çalışıyor? O tarihte bir ay olmuştu. Sizi ne şekilde buldu? Verdiğim ilana karşılık tek başvuran o muydu? Hayır bir düzine aday vardı. Neden onu seçtiniz? Çünkü becerikliydi ve ucuza geldi. Tam olarak söylersek yarım maaşa. Evet. Bize Vincent Spalding'i tarif eder misiniz? Kısa boylu, sağlam yapılı, hareketli biri. En az 30 yaşlarında olmasına rağmen yüzünde hiç tüy yok. Alnında ise beyaz bir leke var. Holmes düşünceli bir şekilde oturduğu yerden doğruldu. Tam tahmin ettiğim gibi dedi. Kulaklarında küpe deliği var mıydı? Evet bayım gençken bir çingeneye yaptırdığını söylemişti. Anlıyorum dedi Holmes sandalyesinde tekrar gömülerek. Hala sizinle mi? Evet bayım. Hatta onu bıraktım da geldim. Siz yokken işleriniz yürüyor mu? Hiç şikayetim olmadı bayım. Sabahları pek iş olmaz zaten. Bu kadarı yeterli Bay Wilson. Bir iki güne kalmaz size haber veririm. Bugün cumartesi. Umarım pazartesiye kadar bu meseleyi sonuçlandırırız. ''Evatsın'' dedi Holmes misafirimiz gittikten sonra. ''Bütün bunlardan ne çıkarıyorsun?'' ''Hiçbir şey'' diye cevap verdim dürüstçe. ''Çok esrarlı bir iş.'' ''Genelde'' dedi Holmes, ''bir şey ne kadar garip görünüyorsa o denli az gizemli olduğu ortaya çıkar. Tıpkı sıradan bir yüzü tanımlamanın çok zor olduğu gibi. Asıl akıl karıştıran da sıradan genel suçlardır. Ama bu meselede daha hızlı davranmalıyım.'' Peki ne yapmayı düşünüyorsun diye sordum. Pipoyu içmeyi diye cevap verdi. Bu en az 3 pipoluk bir problem ve bu yüzden 50 dakika boyunca konuşmayalım. İnce dizlerini çenesine kadar çekerek sandalyeye kıvrıldı ve gözlerini kapatarak orada öylece oturdu. Ağzındaki siyah piposu garip bir kuşun gagası gibi duruyordu. Bir süre sonra Uyuyakaldığını düşünmeye başlamıştım ki birden sandalyesinden fırladı ve piposunu şömilenin üstüne koyarak konuşmaya başladı. Bugün öğleden sonra Sit James salonunda sarsate oynuyor. Ne dersin Watson? Hastaların sana birkaç saat izin verirler mi? Bugün yapacak bir şeyim yok. İşim hiçbir zaman fazla vaktimi almıyor zaten. O halde şapkanı al ve gel. Önce şehir merkezine gideceğim. Yolda öğle yemeği yiyebiliriz. Bugünkü programda Alman müziği var. Ki bunu İtalyan ve Fransız müziğine tercih ettiğimi bilirsin. Her zaman daha içe dönüktür. Ve bugün bana lazım olan da bu. Gidelim. Metroyla ile Aldersgate'e kadar gittik. Oradan kısa bir yürüyüşle bu sabah dinlediğimiz garip hikayenin geçtiği saxe Coburg meydanına vardık. Sakin, küçük, kibar bir semtti. Dört sıra, iki katlı, Kiremit evler biraz çimen, biraz da solmuş defne çalılarından oluşan bir alana bakıyordu. Yine de bütün bunlar dumanlı, sevimsiz atmosferi engelleyemiyordu. Köşede kahverengi bir tabela üzerinde beyaz harflerle Jabez Wilson yazılıydı. Böylece evin kızıl saçlı müşterimizin işlerini yürüttüğü yer olduğu anlaşılıyordu. Sherlock Holmes evin önünde durdu ve parlayan gözleriyle baştan aşağı inceledi. Sonra yavaşça sokağın yukarısına yürüdü ve gerisin geri köşeye doğru gelmeye başladı. Hala dikkatle bakıyordu. Sonunda rehincinin önüne geldi. Bastonuyla kaldırıma iki üç kez sertçe vurduktan sonra kapıyı çaldı. Parlak görünüşlü, tıraşlı yüzüyle genç bir adam kapıyı açtı ve onu içeri buyur etti. ''Teşekkür ederim.'' dedi Holmes. ''Sadece buradan sahile nasıl gidileceğini soracaktım.'' ''Sağdan üçüncü sokaktan dönün sonra soldan dördüncü sokaktan girin. Diye cevap verdi adam çabucak kapıyı kapatırken. Akıllı bir adam dedi Holmes oradan ayrılırken. Bana kalırsa Londra'nın en akıllı dördüncü adamıyla karşı karşıyayız. Hatta üçüncü bile olabilir. Onun hakkında daha önceden bir şeyler duymuştum. Görünüşe göre dedim Bay Wilson'ın yardımcısı bu kızıl saçlılar kulübü meselesinde önemli bir rol oynuyor. Eminim buraya sırf onu görebilmek için geldin. Onu değil. Kimi o zaman? Pantolonunun dizlerini. Peki ne gördün? Görmeyi beklediğimi. Kaldırıma neden vurdun? Sevgili doktor, şimdi gözlem zamanı, konuşma zamanı değil. Bir düşman ülkesindeki casuslar gibiyiz. Saks Coburg meydanı hakkında bir şeyler öğrendik. Şimdi arka sokakları keşfedelim. Saks Coburg meydanından köşeyi döndükten sonra karşılaştığımız görüntü bir resmin ön yüzüyle arka yüzü arasındaki fark kadar dikkat çekiciydi. Şehir merkezinin trafiğini kuzeye ve batıya bağlayan ana arterlerden birinin üstündeydik. Çevredeki ticaret merkezleri sürekli bir hareket halindeydi ve kaldırımlar koşuşturan yayaların ayak izlerinden kapkara olmuştu. Gösterişli mağazaları ve büyük iş merkezleriyle biraz önce geldiğimiz solgun ve hareketsiz yerden çok farklıydı. Bir bakalım dedi Holmes. Köşede durup caddeye bakarak. Buradaki binaların sırasını hafızama yerleştirmek istiyorum. Londra'yı iyi tanımak benim hobim. Şuradaki tütüncü, Mortimer'in yeri. Sonra küçük gazeteci. Şu da City Suburban Bankası'nın Coburg şubesi. Ardından vejeteryan restoranı geliyor. Ve şuradaki de McFarlane'ın fayton yapım atölyesi. Buradan da direkt diğer bloğa geçiliyor. Şimdi doktor, görevimizi tamamladığımıza göre eğlenceye geçebiliriz. Bir sandviç ve bir fincan kahve, oradan da kemanların tatlı, zarif ve uyumlu dünyasına. Orada bizi bilmeceleriyle rahatsız edecek kızıl saçlı müşteriler olmaz. Dostum, sadece icrada değil, beste yapmakta da yetenekli ve iyi bir müzisyendi. Bütün öğlenden sonra konser salonunda büyük bir mutlulukla oturup ara sıra zayıf parmaklarını müziğin temposuna göre sallayarak Hafifçe gülümseyen yüzü, rahat, hülyalı bakışlarıyla kendini müziğe verdi. Dedektif Holmes'tan acımasız, keskin zekalı ve becerikli Holmes'ten eser yoktu. Benzersiz karakterinin bu ikili tabiatı zaman zaman birbirinin yerini alarak baskın çıkıyordu. Arada sırada ortaya çıkan şiirsel ve düşünsel ruh halinin aşırı zekası ve kurnazlığına karşı tepki oluşturduğunu düşünmüşümdür çoğu zaman. Tabiatındaki bu değişiklikler aşırı bezginlikle tüketici bir enerjiklik arasında gidip gelmesine yol açıyordu. Bazen günlerce koltuğunda oturup doğaçlamaları ve gotik çalışmaları ile ilgilenirdi. Ama içindeki av tutkusu uyandığında o parlak akıl gücü geri döner, yöntemlerini bilmeyen insanları yeniden hayrete düşürürdü. Onu Sit James salonunda müziğe gömülmüş halde gördüğümde izini sürdüğü insanların sonunun hiç de iyi olmayacağını hissettim. ''Şüphesiz artık eve gitmek istiyorsundur doktor.'' dedi dışarı çıktığımızda. ''Evet, iyi olurdu. Benim birkaç saatlik bir işim var. Bu Coburg meydanındaki iş ciddi.'' ''Neden ciddi?'' ''Büyük bir suç işlenme aşamasında. Zamanında engel olabileceğimize inanıyorum. Ama bugünün cumartesi olması işleri biraz karıştırıyor. Bu gece yardımına ihtiyacım olacak.'' Saat kaçta? 10 iyi olurdu. Saat 10'da Baker sokağında olacağım. Çok güzel. Bir şey daha var doktor. Bu iş biraz tehlikeli olabilir. O yüzden lütfen ordudan kalma silahını da yanına al. Selam verdi ve topukları üzerinde dönerek kalabalığın içinde gözden kayboldu. Sherlock Holmes ile ilişkimde onu anlayamadığım ve kendimi bir aptal gibi hissettiğim zamanlar olur. Bu davada da aynısı oldu. Onun duyduklarını ben de duymuştum. Gördüklerini ben de görmüştüm. Ama sözlerinden anlaşılıyordu ki sadece olanları değil, olacakları da görmüştü. Ne var ki, bütün mesele benim için karmaşıklığını ve garipliğini hala koruyordu. Kensington'daki evime giderken yolda her şeyi ta en başından, kızıl saçlı ansiklopedi kopyacısının sıra dışı hikayesinden, Saks Coburg meydanına ziyaretimize ve Holmes'ün son sözlerine kadar yeniden düşündüm. Gece buluşmak da neyin nesiydi? Neden silahımı yanıma almam gerekiyordu? Nereye gidecektik ve ne yapacaktık? Holmes'un ifadesinden bizim parlak yüzlü rehincinin asistanının korkulacak bir adam olduğunu çıkarabilmiştim. Büyük bir sahtekarlık yapmak üzere olan biri. Çözmeye çalıştım ama sonunda umutsuzluk içinde vazgeçip gece her şeyi öğrenene kadar olayı bir yana bırakmaya karar verdim. Evden çıktığımda 9'a çeyrek vardı. Parktan geçerek Oxford sokağından Baker sokağına geldim. Kapıda iki araba duruyordu. İçeri girdiğimde yukarıdan seslerin geldiğini fark ettim. Odada Holmes'u iki adamla hararetli şekilde konuşurken buldum. Biri resmi polis dedektifi Peter Jones'tu. Diğer adam ise çok parlak bir şapka ve aşırı gösterişli bir fırak giymiş olan uzun boylu, zayıf ve üzgün yüzlü bir adamdı. İşte takım tamamlandı, dedi Holmes çift düğmeli kısa gemici ceketini ilikleyip raftan ağır av kırbacını alırken. Sanırım Scotland Yard'dan Bay Jones'u tanıyorsun Watson. Seni Bay Merivator ile tanıştırayım. Kendisi bu geceki maceramızda bizimle birlikte olacak. Gördüğünüz gibi yine çiftler halinde hava çıkıyoruz doktor dedi Jones her zamanki kibirli ifadesiyle. Bu arkadaşımız avı başlatmakta çok ustadır. Tek istediği yaşlı bir köpeğin ona yol göstermesidir. Umarım bir yaban kazıyla yetinmek zorunda kalmayız diye araya girdi Bay Merivator karamsarca. Bay Holmes'e güvenebilirsiniz bayım dedi polis dedektifi gururda. Gerçi biraz fazla teorik ve fantastik yöntemleri vardır ama onda dedektif kanı var. Şolto cinayeti ve Agra hazinelerinde olduğu gibi resmi kaynaklardan daha doğru tahminlerde bulunduğu olmuştur bir iki kez. Peki dediğiniz gibi olsun Bay Jones dedi yabancı saygıyla. Yine de itiraf etmeliyim ki kağıt oyunumu özledim. 27 yıldır ilk kez cumartesi gecesini kağıt oynamadan geçiriyorum. Öyle sanıyorum ki, dedi Sherlock Holmes, şimdiye kadar oynadığınız en büyük ve en heyecanlı bahsi bu gece oynayacaksınız. Sizin için Bay Meriwether ortadaki para 30 bin sterlin olacak ve Jones senin için söz konusu olan yakalamak istediğin adama pençelerini geçirebilmek. Johnny Clyde Katil, hırsız ve sahtekar. Kendisi henüz genç bir adam, Bay Meriwether. Ama mesleğinin zirvesinde. Emin olun Londra'nın bütün suçluları bir yana, kelepçelerimi en çok onun bileklerinde görmek isterim. Bu genç John Clay ilginç biri. Büyük babası bir kraliyet düküymüş. Ve kendisi de Eton ve Oxford'da okumuş. Beyni de parmakları kadar kurnaz. Bu yüzden nereye elimizi atsak izlerine rastlamamıza rağmen, bir türlü yakalayamıyoruz. Bir hafta İskoçya'da görülürken ertesi hafta Cornwall'da bir yetimhane açmak için para toplamakla uğraşıyor. Yıllardır izini sürüyorum ama şimdiye dek yüzünü bile görmedim. Bu gece sizi onunla tanıştırma zevkini tadacağımı umuyorum. Ben de birkaç kez bu John Clay ile karşılaştım ve mesleğinin zirvesinde olduğu konusunda size katılıyorum. Bu arada saat onu geçiyor. Başlama zamanı geldi. Siz ikiniz ilk arabayı alırsınız. Watson ve ben diğerini atlarız. Sherlock Holmes uzun yolculuk boyunca pek konuşmadı. Arkasına yaslanıp bugün dinlediği melodileri mırıldanmaktan başka bir şey yapmadı. Sonu gelmez sokaklar labirentinden geçtikten sonra nihayet Ferington sokağına ulaştık. Artık çok yaklaştık diye konuşmaya başladı dostum. Bu Mary Vader, bir banka müdürü ve bu konuyla kişisel olarak ilgileniyor. Jones'u da yanımıza almanın iyi olacağını düşündüm. İşinde tam bir ahmak olmasına rağmen kötü bir adam değildir. Tek bir iyi tarafı vardır, o da birine kancayı taktığında bir aslan kadar cesur ve bir keçi kadar inatçı olması. İşte geldik, bizi bekliyorlar. Sabah dolaşmış olduğumuz kalabalık yola gelmiştik. Arabaları gönderdikten sonra Bay Meriwether'ın önderliğinde dar bir geçitten geçerek bir kapıda durduk. Kapıyı açtığında ucunda büyük demir bir kapının daha bulunduğu küçük bir koridor çıktı karşımıza. Bu kapı da açıktı ve buradan sarmal taş merdivenlere ve sonundaki başka bir kapıya gidiliyordu. Bay Meriwether bir fener yakmak için durdu. Sonra da bizi toprak kokan karanlık bir koridora ve ardından da kutu ve sandıklarla dolu bir kilere soktu. Yukarıdan bir zarar gelmeyeceği açık, dedi Holmes, feneri kaldırıp çevresine bakarken. Aşağıdan da, dedi Bay Meriwether, bastonuyla zemine döşenmiş taşlara vurarak. Birden şaşırarak eğildi. Vay canına, çıkan sese bakılırsa aşağısı boş gibi, dedi. Biraz daha sessiz olmanızı isteyeceğim, dedi Holmes, sert bir şekilde. Şimdiden bu araştırmanın başarısını tehlikeye soktunuz. Kutulardan birinin üstüne oturup hiçbir şeye karışmadan beklemenizi rica edeceğim. Bay Meriwether yüzünde kırgın bir ifadeyle kutulardan birinin üstüne tünerken Holmes dizlerinin üstünde yerde bir elinde fener, diğerinde büyüteç taşların arasındaki çatlakları incelemeye başladı. Birkaç saniye sonra ayaklarının üzerinde doğruldu ve büyütecini cebine koydu. Önümüzde en az bir saat var diye konuşmaya başladı. Çünkü zavalları hinci yatağa girmeden başlayamazlar. Hiç zaman kaybetmeden işe girişeceklerdir. Ne kadar kısa sürede bitirirlerse kaçmak için de o kadar çok vakitleri olacaktır. Şu anda doktor. Tahmin edebileceğin gibi Londra'nın büyük bankalarından birinin merkez şubesinin kilerindeyiz. Bay Merveder genel müdürdür ve sana Londra'nın büyük hırsızlarının şu anda bu kilerle neden bu kadar ilgilendiklerini açıklayacaktır. Fransız altınımız yüzünden, diye fısıldadı müdür. Bazı müdahaleler olabileceği konusunda birkaç kez uyarılmıştık zaten. Fransız altını mı? Evet, birkaç ay önce kaynaklarımızı güçlendirmek için Fransa Bankası'ndan 30 bin Napolyon borç aldık. İnsanlar henüz paraları çıkarmadığımızı ve hala kilerde sakladığımızı duydular. Şu anda üstünde oturduğum kutunun içinde kurşun folyolar arasında 20 bin Napolyon var. Şu anki Kürtçe rezervimiz normalde tek bir şubede saklanamayacak kadar çok ve bu yüzden müdürlerin bu konuda endişeleri var. Ve çok da haklı oldukları ortaya çıkmış durumda, diye fikir belirtti Holmes. Artık küçük planımızı uygulamaya girişmenin zamanı geldi. Bir saat içinde her şeyin hallolmasını umuyorum. Bu arada Bay Merveder Feneri kapatmanız gerekiyor. Karanlıkta mı oturacağız yani? Korkarım öyle. Yanımda bir destek kağıt da getirmiştim. Dört kişi olduğumuza göre kağıt oynayabiliriz diye düşünmüştüm. Ama düşmanın hazırlıkları o kadar ileri gitmiş ki ışık yakma riskini göze alamayız. Her şeyden önce durma pozisyonlarımızı kararlaştırmalıyız. Bunlar gözü pek adamlardır. Ve biz her ne kadar onları hazırlıksız yakalayacak olsak da Dikkatli olmadığımız takdirde tehlikeli olabilirler. Ben bu kutunun arkasında duracağım. Siz de şuradakilerin arkasına saklanın. Ben üstlerine ışık tuttuğumda siz hızla ortaya çıkarak çemberi daraltacaksınız. Watson eğer ateş edecek olurlarsa hiç düşünmeden uğur onları. Tabancamı çıkararak arkasında saklandığım tahta kutunun üstünde nişan aldım. Holmes feneri kısarak bizi zifiri karanlıkta bıraktı. Daha önce hiç böyle bir karanlık ortamda bulunmamıştım. Sıcak metal kokusu ışığın hala orada olduğunu ve hemen parlayabileceğini gösteriyordu. Birdenbire karanlıkta kalmış olmaktan dolayı gerilmiş olan sinirlerimle beklerken bana kilerin soğuk, nemli havasında bunaltıcı ve uğursuz bir şey varmış gibi geliyordu. Tek bir kaçış yolları var diye fısıldadı Holmes. O da evin arkasından Saks Kaburg meydanına. Umarım sana söylediğimi yerine getirmişsindir Jones. Ön kapıda bir müfettiş ve iki polis memuru bekliyor. O halde bütün delikleri kapatmış olduk. Artık sessizce bekleyelim. Zaman nasıl da çabuk geçiyordu. Sadece bir saat 15 dakika geçmişti. Ama bana sanki gece bitmiş ve şafak sökmeye başlamış gibi gelmişti. Pozisyonumu değiştirmekten çekindiğim için bacaklarım yorgunluktan kas katı olmuştu. Sinirlerim o kadar gerilmiş ve kulaklarım o kadar keskinleşmişti ki sadece arkadaşlarımın hafif nefes alışlarını duymakla kalmıyor, iri yarı Johnson'un ağır nefesini banka müdürünün zayıf nefesinden ayırt bile edebiliyordum. Bulunduğum yerden zemine bakarken birden bir ışık gördüm. İlk başta ışık taş zeminde parlak bir leke şeklindeydi. Sonra gittikçe uzayarak sarı bir çizgi haline geldi. Taşlar yarıldı ve aralarından beyaz, kadınsı bir el çıkıverdi. Kıvrılan parmaklarıyla el birkaç dakika taşların arasında kaldı ve sonra ortaya çıktığı gibi hızla gözden kayboldu. Taşların arasından gelen parlak leke dışında yine karanlığa gömülmüştük. Fakat fazla zaman geçmeden adeta koparılarak çıkarılan büyük beyaz taşlardan birinin altından bir fener ışığı sızmaya başladı. Aradaki boşluktan tıraşlı, çocuksu bir yüz çıktı ve çevresine dikkatle bakındıktan sonra kendini yukarı çekti. Hemen deliğin dibinde durarak soluk yüzlü ve parlak saçlı, kendisi gibi esnek ve kısa boylu arkadaşını yukarıya çekti. ''Her şey yolunda'' diye fısıldadı. ''Keskiyle torbaları getirdin değil mi? Zıpla harçi, çabuk ol, yoksa sonumuz daracı olur.'' Sherlock Holmes bulunduğu yerden hızla sıçrayarak adamı yakasından tuttu. Diğeri deliğe atlayıp kaçmaya çalışırken Jones adamın ceketinden yakaladı. Ama kumaş yırtılarak Jones'un elinde kaldı. Bir an bir tabanca parladı ışıkta. Holmes'un av karıbacı adamın bileğinde şakladı. Ve tabanca yere düştü. Artık çok geç John Clay dedi Holmes cesurca. Hiç şansınız yok. Demek öyle diye cevap verdi adam tam bir sakinlik içinde. Ama anladığım kadarıyla arkadaşım gayet iyi. Kaçarken ceketini size hatıra olarak bıraktı galiba. Onu kapıda üç kişi bekliyor dedi Holmes. Aa gerçekten mi? Her şeyi çok iyi ayarlamış olduğunuz açıkça görülüyor. Sizi tebrik etmeliyim. Ben de sizi diye cevap verdi Holmes. Kızıl saç fikriniz alışılmadık ve etkiliydi. Arkadaşınızı yakında görürsünüz dedi Jones deliklere girme konusunda benden daha hızlı. Kirli ellerinizi bana sürmemenizi rica edeceğim, dedi adam kelepçeler bileklerine takılırken. Siz daha farkında olmayabilirsiniz ama damarlarımda asil bir kan dolaşıyor. Ayrıca benimle konuşurken beyefendi ve lütfen demeyi ihmal etmemenizi isteyeceğim. Pekala, dedi Jones alaycı bir şekilde. Beyefendi benimle yukarı çıkıp dışarıda bekleyen arabaya binerek karakola gelme nezaketini gösterir miydi acaba? Böylesi daha iyi dedi Jones ciddi bir şekilde. Üçümüzün önünde saygıyla eğildi ve dedektifin denetiminde sessizce gitti. Bay Holmes dedi Bay Merveter. Üçümüz onların arkasından giderken. Bankamız adına size nasıl teşekkür edebilirim veya ödüllendirebilirim bilmiyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük banka soygunu girişimini mükemmel bir şekilde tespit ederek önlediniz. Bay John Clay ile halletmem gereken bir iki hesabım daha var, dedi Holmes. Bankanın karşılamasını beklediğim küçük bazı harcamalarım oldu. Fakat Kızıl Saçlılar Kulübü'nün garip hikayesini çözerek ve böyle benzersiz bir deneyim yaşayarak fazlasıyla ödüllendirilmiş oldum. Görüyorsun ya Watson, dedi Holmes, Baker sokağında sabahın ilk saatlerinde viski sodamızı içerken. İlk andan itibaren bu fantastik kulüp ilanının ve ansiklopedi kopyalama meselesinin bu pek zeki olmayan rehinciyi günde birkaç saat ayak altından çıkarmak için uydurulmuş olduğu belliydi. Gerçekten garip bir yol ama herhalde daha iyi bir bahane bulmak zordu. Bu fikir dahi Clay'in aklına suç ortağının saç renginden gelmiş olmalı. Haftada 4 sterlin, binlerle oynayan bu adamlar için önemsiz bir yemdi. Birlikte ilanı verdikten sonra biri geçici yardımcılık rolünü, diğeri de işveren rolünü oynayarak rehincinin sabahları ortalıkta görünmemesini sağladılar. Yardımcının yarım maaşla çalışmayı kabul ettiğini ilk duyduğumda daha başka güçlü bir amacı olduğunu anlamıştım. Fakat amacın ne olduğunu nasıl tahmin ettin? Evde bir kadın olsaydı başka türlü bir entrika olmasını bekleyebilirdim. Ama bu söz konusu değildi. Adamın küçük bir işi vardı ve evinde böyle ince hazırlıklara ve harcamalara değecek bir şeyler olamazdı. O halde evin dışında bir şeyler olmalıydı. Ne olabilirdi? Yardımcının fotoğraf tutkusunun ve kilerde kalma hilesini düşündüm. Kiler. Bu karmaşık meselenin cevabı orada saklıydı. Bu gizemli asistanı sorup soruşturdum ve Londra'nın en soğukkanlı en cesur suçlularından biriyle karşı karşıya olduğumu öğrendim. Kilerde bir şeyler yapıyordu. Saatlerce süren bir şey. Diğer bir binaya giderken bir tünel kazmaktan başka bir amacı olmayacağını düşündüm. Seninle olay yerine gittiğimizde buraya kadarını biliyordum. Kaldırıma bastonumla vurarak seni şaşırttım. Biliyorum. Kilerin önemi yoksa arkaya mı baktığını öğrenmek için yaptım bunu. Öne doğru değildi. Sonra zili çaldım ve tam beklediğim gibi kapıyı yardımcı açtı. Daha önceden birkaç kez karşıma çıkmıştı ama hiç göz göze gelmemiştik. Yüzüne pek bakmadım bile. Görmek istediğim dizleriydi. Ne kadar yıpranmış, kırışmış ve lekeli olduklarını sen de fark etmişsindir. Bu saatler süren köstebekliği gösteriyordu. Tek bir soru kalmıştı. Bunu ne için yaptıkları? Köşeyi döndüğümde City and Suburban Bankası'nın dostumuzun eviyle sırt sırtı olduğunu gördüm ve problemi çözdüğümü hissettim. Sen konserden sonra eve gittiğinde ben Scotland Yard'a ve banka müdürüne gittim ve sonunda neler olduğunu sen de gördün. Peki soygunu bu gece yapacaklarını nasıl bildin diye sordum. Kulüp bürosunu kapatmış olmaları artık Bay Jabez Wilson'ın varlığını önemsemediklerini gösteriyordu. Diğer bir deyişle tünellerini bitirmişlerdi ama bir an önce kullanmaları gerekiyordu. Çünkü külçelerin er ya da geç götürüleceğini biliyorlardı. Cumartesi bunun için en iyi gündü. Çünkü kaçmaları için onlara iki gün kazandırırdı. İşte bütün bu sebeplerden dolayı bu gece geleceklerini düşündüm. Çok güzel çözmüşsün diye atıldım. Hayranlık duygumu daha fazla bastıramayarak. Uzun bir zincir ama her halka çok iyi oturuyor. Beni can sıkıntısından kurtardı diye cevap verdi esneyerek. Ama ne yazık ki bu sıkıntının yine üstüme çökmeye başladığını hissediyorum. Bütün hayatım, varoluşum bu sıradanlıklarından kaçmakla geçiyor. Küçük problemler bana bu konuda yardımcı oluyor. "Ve yarışın birincisi sensin." dedim. Omuzlarını silkti. "E, belki de öyle. Ama pek işe yaramıyor." dedi.